Şöyle buyurun efendim, uzatalım. Teşekkürler. Buyurun Kadir Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Rukiye'nin portakal suyunu sıkıp da içine zerdeçal attınız mı sarılığını netleştirsin diye? Hayır, atmadım. Atmadınız evet, mı? Evet, portakal suyunu. Kendi suyu. Kendi suyu, evet. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Peki rengi bu şekilde canlı mı Yıldız? Güzel bence. Üstelik soğuk da. Evet, erken yaptım. Yulaflı bisküvi var değil mi? Hayır, bademli. Bademli yani mi? Badem ayrıyetten badem övdüm. Bisküviyle birlikte karıştırdım. Yani daha çok lezzetli olsun diye. Lezzet verdiğini düşünüyorum. Bisküvi yulafla mı? Aha evet evet, pardon, çok affedersiniz. Tamam. Ben normal bademe çizgi kullandığımız bisküviden. Evet evet. Tamam, evet, anladım evet, anladım. Ha. Ben dedim ki bademli bisküvi nasıl var? Özür dilerim, kafam başka yere gitti direkt. Ben kusura bakmayın. Özel falan yaptınız sandım. Hı. Ben söyleyeyim mi Kadir Bey? Yorumumu yapayım şimdi. Ben çok beğendim. Afiyet şekeri, olsun. Her oranı yani gayet güzel olmuş. Bak, ben de beğendim yani. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Evet, eline koluna sağlık. Ben de çok beğendim. Çok afiyet olsun, teşekkürler. Yani. Afiyet olsun. Ya ama üstü bir tık acı mı oldu? Portakalı mı? Ya sıkma portakal. Şekeri de kattım yani. Ha, hazır portakal yani. Suyu değil, hayır, değil mi? Değil değil, hazır değil. Öyle sıkma portakal deyince ben sandım ki hazır. Ben kendim sıktım portakal, yani hazır normal bizim. Portakalların kendi aromasıyla kaynaklı bir problem var. Evet, evet, evet. Onu ben de evet, evet, değil mi? Tabii tabii tabii, her şey üstte bir acılık yaptım var ama. Şey, portakal, hani portakal suyunun kendi tadında mesela bir tuhaflık var. Ha, evet, şimdi şöyle yapsaydım eğer riske girmek hani istemeseydim, normal mesela bir portakal suyunu alıp yapsaydım evet daha tatlı olurdu. Evet. Ben portakalı sıkıp kendim yapmayı tercih ettim. Sanki portakalın bir tanesi geçmiş. Hı-hı. O öyle geçen şey portakalın var. Tadı bütün hı-hı portakala bir ha şey ama yapmış. Bu, ama genelde fresh bir tadı var. Yani biz beyin ya hazırdansa tatlı tabii ki sıkma yapan portakalı daha güzel. Portakalın bir elemeği var yani. Tabii orada sıktın. Zaten portakalı eğer bir saat içerisinde kullanmasın acılık yapıyor. Hı-hı. Yok olan, yok sıkıp hemen kullandı zaten de. Ama portakalın bir tanesinin galiba hafif içi geçmiş. Onun acı geçmiş ona. Geçmiş olabilir. Peki evet, ellerine sağlık. Afiyet eline olsun, sağlık. Elinize sağlık. Herkes tatlıyı beğendiğine göre hadi kalkın puanları vermeye gidelim. Ardından da yarın yarışmacısını seçelim. Ben arkadaşlarıma bir şey de eklemek istiyorum. Tabii. Ben menümden bir saat 45 dakikaya mı bitirdim Kadir Bey? 15 dakika ayırdın kendine. 15 dakikada evet bitirdim. Yani 15 dakika. Bunu niye bir tabakla servis etmediniz? Ben onu soracaktım. Yani bunu mesela bir tane oldu. Evet. Bu şekilde servis ediyorum. Olabilir belki. Bir tabakla olsa daha şey. Yemek tabakları pasta takımı geçmiş miydi? Getirmedim aslında. Ben bu servis ettiğim için getirmedim. Tamam. Ama olsa daha güzel olur. Görsele herhalde şey gözüksün diye. Evet evet, aşamalar. Çık gözükmesin. Evet. Evet. Beğendikten sonra son bir kul bu da taktığınıza göre hadi kalkın puanlamaya buyurun. Olmazsa olmaz. Rukiye Hanım'ın misafirperverliğini beğendim. Çorbasını beğendim. Kıvamını katı buldum. Ara sıcaklarından sarması benim tabağımdaki güzeldi. Kadir Bey'in tabağındaki güzeldi. Buna tam bir değerlendirme açıkçası yapamayacağım. Ana yemeğinde ise etin bana pişmemiş bir kısmı denk gelmişti. Sert bir kısmı denk gelmişti. Sosu güzeldi, pilavı hiç güzel değildi. Magnolia'nın muhallebisi çok güzeldi, bisküvisi güzeldi ama portakalın acı bir tadı geliyordu. Buna dikkat etmesi lazımdı. Bu yüzden benim Rukiye Hanım'a puanım 3. Rukiye Hanım elinize sağlık. Tatlınızı çok beğendim. Benim size olan puanım 3. Rukiye Hanım'ın bugün sıcak misafirperverliği ve güler yüzü için teşekkür ederim. Yemeklerinde bazılarının sıcak, bazılarını da tuzsuz ve soğuk olduğu için puanım 3. Rukiye Hanım, sadece tatlınız ve etinizi beğendiğim için size puanım 2. Haydi bakalım, yarının yarışmacısı kim olacak efendim? Haydi bakalım. Ay. Yarının yarışmacısı Hure Hanım oluyor. Tam istediğim gün, Allah gönlüme göre var. Ay çok mutluyum, çok güzel. Üçüncü günü mü istiyordun? Evet, ben hep çarşamba gününü istiyordum. Çok mutlu oldum. İnşallah çok sana uğur getirir çarşamba günü. İnşallah. Genç yarışmacımızın misafirperverliğini, masa düzenini, hamaratlığını, evet, temizliğini, evet, bez sıkmasını, her şeyini çok merak ediyoruz. Hadi bakalım. Kendine de güvenen bir kızsın. Çok güveniyorum. İddialısın da. Çok iddialıyım. Yarın. Hadi bakalım. Bodri meydan diyoruz. Hadi bakalım. Evet, yarın benim günüm. Ve yarın çok eğleneceğiz. Çok lezzetli yemekler yapacağım. Çok güzel püf noktalar vereceğim sizlere. Annemin duası, babamın dilekleriyle ben yarını çok güzel şekilde atlatacağıma eminim. Gerekli yorumları çok yerinde yapacağım ve çok misafirperver olacağım. Bu yarışmacıların hepsi de görecek nasıl ağırlanır.
soruyu daha hani gençlik başımda duman derler ya. Ne yapacağı belli olmaz. Her şey olabilir. O da bir şey, sürprizli kutu diyeyim. Bomba mı olur içinde, balon mu olur bakacağız. Tekrardan hanımefendinin de Rukiye Hanım da ellerine sağlık. Afiyet, bugün için her şey için teşekkür ediyoruz. Ben de puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı günler. Yarın görüşürüz. Rukiye Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Bugün Rukiye mutfakta beklemediğim bir performans sergiledi. Performansına bayıldım. İşte aradığım yarışmacılardan bir tanesi de Rukiye'ydi. Kendinden emin, tariflerinden emin. Süresini de çok güzel kullandı. Tebrik ediyorum tekrardan. Çorbasının evet tuzu birazcık azdı ama lezzeti gayet yerindeydi. Nohutunu kendi getirmesi, bilinçli davranması çok güzeldi. Gayet güzel haşlamıştı. Kıvam olarak evet biz de evde bir tık sulu yapıyoruz ama aşırı da koyu değildi. Ara sıcakta sarmanın içini ben de beğenemedim maalesef. Birkaç kere uyardım tadına bak diye ama bakmadı. Tuzsuz olmuştu. Baharatı az geldi bana. Pidesine de bayıldım. Çok lezzetli olmuştu. Hamuru biraz sert yoğursa da bence kıtır kıtırdı. Ben beğendim. Taratorda sadece sarımsağın biraz fazlalığı beni rahatsız etti. Yoksa havuçların ve mayonezin de gayet kıvamı iyiydi. Ana yemekte o güzelin pilavı ısıtmadığı için onu beğenemedim. Soğuk geldi. Ama eti çok güzel pişmişti. Magnolyasının da kremasının tadını çok beğendim. Sadece portakalında hafif acılık vardı. O da portakallardan bir tanesinin içi geçmişti. O kaynaklıydı. Eline koluna sağlık diyorum. Kendini de çok güzel savundu ve puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.